15 litre suya 150 gram hidrojel, yani 1'e 10 karıştırıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Evet, şimdi bunu karıştırıyoruz, evet. Karıştırdıkça bu ne oluyor? Jöle. Hidrojelin birleşiminde su tutucu, hidrojel ve humik asit, fulvik asit, bor, çinko, mangan, demir. Dünyada hidrojeli üreten birçok firma var. Ama bunların yapmış olduğu nedir? Sadece hidrojeldir. Bizim üretmiş olduğumuz hidrojel ise aynı zamanda birçok madde içerir. Humik asit, fulvik asit, bor, çinko, demir, mangan. Yani biz sadece hidrojel bitkiye su vermiyor. Su tutucu. Hidrojel demek su tutucu. Bunun 5 gramını yani 50 gramını 5 litre suyla ve 150 gramını 15 litre suyla karıştırıyoruz. Şöyle gibi oluyor bu. Zebze ekerken ne yapıyoruz? Domates, biber, patlıcanı daldırarak bunu biraz şöyle karıştırdığınızda jöle gibi olur. Domates, biber, patlıcan ekerken bunu karıştırdık, jöle gibi oldu. Domates, biber, patlıcan ekerken daldır daldır ek. Evet. Bahri Bey, domates rica edeyim. Aman diye ki önce ekim şey çukur yer ayarlayalım. Bir, ha. Hemen ayarlayalım. Buyur adam. Tomasını tutar mısın sen? Ha, sağ ol. Sen bir zahmet çapa getir. Evet, şöyle güzel bir jöle oluyor. Yani birkaç dakika böyle karıştırmakta fayda var. Çünkü içerisinde böyle... Hocam bitkin yerde kalsın olmazsa abi. He, olur tabii. Yani bir daha sökülmesin. Kalsın. Evet. O çok güzel bir jöle oldu. Evet. Bunu ne yapıyoruz? Toprağını çıkartıyoruz şöyle. Sen çıkarayım mı? Nasıl çıkarıyorum? Evet, köylü. Köylü. Yıllardır çiftlikle uğraşmadığımız için unuttuk. Yok, bizde salatalık falan çok önemli bu şimdi. Evet, evet. Tabii bizde salatalık toprak. O, toprak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dalmaması lazım. Dalsın, bir şey olmaz. Ya bir şey, biz ona göre toprak çok olursa o kadar şey. Böyle daldırıyoruz toprağı, jöle. Gördüğünüz gibi jöle oldu. Kaplama, daldırma. Daldırma yapıyoruz. Salatalığa da geliyor erimek için. Bu daldırdıktan sonra domates, biber, patlıcanı daldırdıktan sonra ekiyoruz. Buyurun Bahri Bey. Size emanet. Eyvallah. Daldırma. Evet, gördüğünüz gibi ya burada şimdi daldırdıktan sonra ekiyoruz. Ne oldu? Domates artık kökünde sadece hidrojel değil. Sadece hidrojel değil. Bitkinin ihtiyacı olan humik asit, fulvik asit, bor, çinko, demir, mangan da var. Aynı zamanda besleyici. Evet, diğer fideleri getirelim. Bahri Bey. Evet. İçinde topraklanma olmaması lazım. O nedenle iyi karıştırmak gerekir. Evet. Neyse. Bu da mübarek böyle çıkmaz ki. Kır kır yırt yırt yere koyacağız. Dur bir dakika, sen dur onu.